Bu yeni düzenlemeyle Avrupalılar verilerinin nasıl daha iyi korunduğunu düşünebilir. Yeni düzenlemelerle yapılan değişiklikle çok daha fazla şeffaflık olacak. Bunun anlamı verilerinizin ne için işlendiği hakkında onların başkalarıyla paylaşılma amaçları hakkında daha ayrıntılı bilgiye sahip olacaksınız. Ayrıca bilgilerin hangisinin sizinle alakalı olduğuna dair daha fazla olasılık söz konusu. Veri taşınabilirliği ve unutulma hakkı gibi yeni haklara sahipsiniz. Yani tüketicinin kişisel verilerini kontrol etme adına daha fazla kolaylık olacak. Sosyal medyadaki gizlilik ayarları ne olacak peki? Eğer bir kişi bir ürünü, teknoloji ya da hizmeti dizayn ederse, o gizlilik dostu ürün olmalı. Onu kullanmaya başladığınızda gizlilik ayarlarında gerekli seçeneği bulacaksınız. Yani bu noktada bilgilerinizi paylaşıp paylaşamayacağınıza karar vermek zorundasınız. Daha az gizlilik dostu seçeneğinde kullanmak sizin elinizde. Örneğin Facebook'a ele aldığımızda onlar bu yeni veri koruma kurallarına uymak zorunda. Aksi takdirde dünya genelindeki cirosunun %4'üne kadar cezai yaptırımına karşılaşabilir. Bu da Facebook gibi şirketler için milyonlarca euro anlamına geliyor. Evet bu caydırıcı bir durum. Şimdi aynı zamanda Avrupalı hükümetler oldukça sert gözetim yasaları geçiriyor. Vatandaşları kendi yönetimlerinin onlar hakkında casusluk yapması konusunda kaygılanmalı mı? Kesinlikle onlar endişelenmeliler. Bu düzenleme ulusal güvenliği ya da üye ülkelerin iç güvenlik yasalarını geçersiz kılmamalı. Çünkü bu onların ilgilenmeleri gereken bir durum. Fakat eğer üye ülkeler örneğin Polis ve güvenlik için bu alanlarda düzenleme yapacaklarsa elbette Avrupalı yasaları takip etmeliler. Sadece bu yasayla ilgili değil, aynı zamanda Avrupa'da veri koruma ve gizlilik haklarının ihlali konusunda orantılı davranılmak zorunda. Avrupa Adalet Divanı geçtiğimiz Aralık ayında İngiltere ve İsveç'teki uygulamaların insanların temel haklarına uygun olmadığını açıkladı. Avrupa Adalet Divanı Fransa'nın olağanüstü hal kapsamında yaptıkları hakkında bir şey söyledi mi? Fransa'nın yaptıkları ulusal güvenlik alanında. Avrupa Birliği bu konuda hala yetkin değil. Avrupa Adalet Divanı da Avrupa Birliği üyesi ülkelerin iç güvenlik yasalarını yargılama konusunda yetkin değil. Bu Fransa ya da diğer üye ülkelerin vatandaşlarının temel hak ve özgürlüklerinin ihlal edilebileceği anlamına gelmez. Çünkü ortada Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Strasbourg'daki mahkeme var. Şundan da kesinlikle eminim, Fransa'daki yasalarla ilgili de davalar gündeme gelecektir.